Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri beklediğimiz KPSS 2023'e 5, yani sağlık atamalarının kılavuzu yayınlandı ve artık şu andan itibaren tercihlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte bu alımları inceleyeceğiz. Bunların şartlarını, koşullarını inceleyeceğiz ve sonrasında benim KPSS asistanım kitabında da yer verdiğim bölümlerin minimum puanlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Kaç puana kadar düşer, bunun tahminini yapacağız birlikte. Tabii ki de hani 2022 ilk alımında, 2022 puanı yapan ilk alımda, biliyorsunuz ilk sağlık alımı oldu bundan önce. O zaman hangi bölüm ne kadara düştü, kaç puana kadar düştü, bunları size aktaracağım arkadaşlar. Bunun yine rehberliğinde birlikte yorumlar yapacağız. Yine merak ettikleriniz varsa yorumlarda bana sorun. Çok fazla uzatmak istemiyorum ve evet, kamu personeli seçme sınavı 2023'e 5 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu diyoruz. Buradan sizlere arkadaşlar tane tane aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu da 4 B'li, yani burada Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesinin B fıkrası ile sizi yerleştirecekler. Yani sözleşmeli personel olarak yerleşiyorsunuz arkadaşlar. Adayların bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan KPSS lisans sınavından, ön lisans için ön lisans sınavından, orta öğretim için de orta öğretim sınavından puanlarını çıkarmış olmaları lazım arkadaşlar. P3, P93, P94 puanlarınızı çıkarmış olmanız lazım. Bunlar bildiğiniz şeyler. Bunun haricinde arkadaşlar bugün başlıyor, 28 Mart'ta başlıyor ve ayın 3'üne kadar, 3 Nisan'a kadar devam edecek. 23-59'a kadar devam edecek başvurularınız. Bunun haricinde aranan nitelikler de yine dikkatimizi çekmeli burada. Yani bana geçmişte şu tarz sorular geldiği için söylemek istiyorum. Hocam orada yazan bütün bölümlerin nitelik kodunu karşılamalı mıyım? Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada da yazdığı gibi bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Yani sen hemşirelik mezunuysan orada hemşire ve ebe yazıyorsa sen sadece hani hemşirelikten orayı tercih edeceksin zaten. Hani hem hemşire hem de ebe olmana gerek yok. Yani bunları okumuş olmana gerek yok. Ve tercihleri kaç kere değiştirebiliyoruz? Kaç kere işte tercih gönderebiliyoruz? Bunu merak eden arkadaşlarımız var. Bu da arkadaşlar, tercihlerinizi internette ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Yani arkadaşlar son ana kadar istediğiniz kadar değişiklik yapabiliyorsunuz. Ta ki o son an, artık yani 23 Eylül olduğunda 3 Nisan'da siz tercihlerinizi bitirmiş olun. Artık son kararınızı verin ve hazır bir şekilde gönderin arkadaşlar tercihlerinizi. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle bir dikkat diye bir not düşürmüş. Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların orta öğretim düzeyinde, yani şu var burada, çok fazla hani detaya girmeyeyim. Yani bir üst düzey mezunuysanız arkadaşlar, eğer hani ön lisans mezunuysan sen gidip de ön lisanstan şey yapabilirsin, sınava girip bir başvuru yapabilirsin. Orta öğretimden yapamazsın. Buna değinmiş burada arkadaşlar. Yani sistem engelleyecek. Sen lisans mezunuysan, orta öğretimden başvuru yapmaya çalışıyorsan yapamazsın. Çünkü sistem bunu engelleyecek. Yerleştirmenin yapılması nasıl yapılacak? Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları yerleştirme ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Bildiğiniz gibi yerleştirme işlemlerini aynı puanı alan adaylar arasında mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Tabii bu aynı puan olma durumu bayağı bir artık milyonda bir olur yani. Çok sık karşılaşılan bir şey değil arkadaşlar. Tabi karşılaşıldığı durumlar oluyor. Olduğunda da bu şekilde bir yöntem izleniyor. Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan programı ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek. Bunlardan birinde bile tutarsızlık varsa tercih tabi iptal edilecek. Az önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Yerleştirme işleminde adaylar puanlama ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecektir. Bildiğiniz gibi bu da bu şekilde işliyor arkadaşlar. Ve burada 5. sayfadan itibaren hani ÖSYM'nin sitesinde var zaten, gelip bence okuyun. TC Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonları açıklamalar ve uyarılar şeklinde bir kısım var arkadaşlar. Buraya girip yani üşenmeden okuyun, ne anlatıyor, ne yazıyor. Belki hani sizin bölümünüzle ilgili bir uyarı vardır. Bir nitelik koduyla ilgili bir uyarı vardır. Bilmeden hareket etmeyin, sonra üzülmeyin, yani canınız yanmasın arkadaşlar. Evet, burası bu şekilde. Artık burayı kapatabiliriz. Şimdi gelelim KPSS asistanım kitabından. Ben burada 2022'ye 11 lisans, ön lisans ve orta öğretim için arkadaşlar, sağlık alımları için söylüyorum. Kaç puana kadar düştü, bunlardan bahsedeceğim. Siz de buna göre puanınız bu ve bunun üstündeyse zaten tercih verin, gelir her türlü büyük ihtimalle. Bunun da hani birkaç puan altındaysa büyük ihtimalle o da gelir. Tabii ki de alım sayısına bağlı olarak daha da aşağı çekilebilir. Burada çok fazla bunun detayına giremeyeceğim arkadaşlar. Hani hemen kılavuz paylaşıldığı için hemen bir video atmak istedim burada. Çünkü sağlıkçı arkadaşlarımıza soruyordu. Siz bana yorumlarda sorun. Hocam şu bölüm kaçta kapatır, bu bölüm nasıl olur gibi sorun. Ben yine orada seve seve cevap veririm. Biliyorsunuz her zaman cevap veriyorum elimden geldiğince.
Şimdi öncelikle hızlı bir şekilde 2022'ye 11'de hangi bölüm kaç puanla kapatmış sağlık alanlarında bundan bahsedeceğim. Sonra yavaş yavaş videomuzu toparlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi lisans için ebelik en düşük arkadaşlar 66 puanla kapatmış. Hemşirelik 73 puanla, perfüzyon 75 puanla, sağlık kurumları işletme 77 puanla, sağlık kurumları işletmeciliği, dil ve konuşma terapisi 77 puanla, ergoterapi 82 puanla, çocuk gelişimi 83 puanla, biyoloji 86 puanla, tıp mühendisliği 86 puanla, sosyal hizmet 86 puanla, psikoloji 87 puanla, fizik tedavi veya bildiğimiz FTR işte 90 puanla, beslenme ve diyetetik 91 puanla, odyolojide 91.67, yine 91 puanla arkadaşlar kapattığını söyleyebiliriz. Şimdi geçelim hemen ön lisansa. Ön lisansta ise yine düşükten başlıyoruz. TDS yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 70 puan. Evde hasta bakım 74 puan. Yaşlı bakım hizmetleri 75 puan. Podoloji 76 puan. İş ve uğraşı terapisi 79 puan. Optometri veya optisyenlik 81 puan. Protez ve ortez 81 puan. Çevre sağlığı, çevre koruma 81 puan. Diş protez ya da diş protez teknolojisi arkadaşlar 81.98.82 sayabiliriz. Eczane hizmetleri de 83 puanla kapatmış. Son olarak 2022-11 ortaöğretime geçecek olursak çevre sağlığı 74 puan, radyoloji 76 puan, tıbbi laboratuvar 76 puan, anestezi ve reanimasyon 79 puan, acil sağlık hizmetleri 80 puan, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu bunlar da arkadaşlar 84 puanla yani 84-75 yaklaşık 85 puanla kapatmış. Evet arkadaşlar bunlar bir önceki yani 2022-11 sağlık alanlarının minimum yani taban puanlarıydı. Yani bu şu demek değil, ben o puan alamazsam olmayacak mı demek değil. Bunlar taban puanları arkadaşlar bir önceki alımda. Yani orada önünüzdeki belli bir kitle gitti. Şu an ne olacak? Biraz daha aşağı çekilecek puanlar. Sayıya göre tabii ki de daha da aşağıya çekilecek. Hani daha böyle yüksek alım olan bölümler bayağı aşağı çekilecek. İşte onları ben burada hani biliyorsunuz görüyorsunuz yani. Bir sürü bölüm var burada böyle tek tek bunları irdelemek için hani vaktim yok bunu irdelemek için tek tek oturup araştırmam için yani bir günümü alırdı benim. O yüzden hani videoya atmak istedim. Ben videonun altında yorumlarda siz sorduğunuzda tek tek ben bunun analizini yapıp o şekilde size yorumumu yapayım istedim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıkçı arkadaşlarımız da umarım mutlu olmuştur. Onlar için de elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Tahminler yapmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız şuna takılıyor. İşte o öyle kapatmaz, böyle kapatır. Arkadaşlar bu tahmin. Bak benim tahminim tutar, senin tahminin tutar. Bu bir tahmindir yani. Hani ben burada dogmatik bir bilgi vermiyorum kimseye. Değişmez, kesinlikle doğrudur, tek doğru vardır değil yani. Ben tahminde bulunuyorum. Daha önceki alımlarda atıyorum 85 ile kapattıysa ya sonraki alımda alım sayısına bakarım, başvuran kişi sayısına bakarım. Buna bağlı olarak derim ki 83 ile kapatır, 84 ile kapatır, 82 ile kapatır. Yani 85 ile kapattı, 85 ile kapatır kafasıyla hareket edenler var. Ve hiçbir zaman düşmez diyenler var. Ya düşmeye de bilir. Bilemem yani. Ben şimdi hani kimin nereyi tercih vereceğini bilmiyorum. Bir de şu alımlarda özellikle deprem oldu ne yazık ki. Ve depremden dolayı kimin nereye yazacağı belli değil. Ki bununla ilgili arkadaşlar yine nitelik kodları şeyi altında, başlığı altında hatta açıksa orada size okuyayım ben. Pozisyonlarla ilgili hani PDF var ya ÖSYM'de. Orada açıklama var arkadaşlar bazısının yanında. Mesela şöyle yazmış. Bu pozisyonda yerleşen adayların atamaları Güney Seyhan Devlet Hastanesi açılış işlemleri tamamlanınca kadar bu birimlere yapılacaktır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar önemli açıklamalar. Bunlara dikkat edin. Yani işte dediğim gibi deprem oldu veya hani kim nereye yazacak? Sağlık alanında herkes bölümüne gidecek tabii ki ama mesela özellikle bundan önceki açılan alımda yani Milli Eğitim Bakanlığı alımında yani ben bilemem kim tercih verecek. Belki mühendis tercih verecek. Belki mühendisler az tercih verecek. Gidecek. O bölüm mezunu orayı tercih verecek. Daha düşük puanla kapatacak. Bunu bilemediğim için bir şey diyemem. Evet daha fazla uzatmayalım. Sağlık alanlarıyla ilgili bir videoydu. Diğer konulara geçmeyelim arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.